Günaydın arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Günleri de unuttum. Saat 7.30'a geliyor. Otele gideceğiz eşimle birlikte. Gitmeden önce dedim kaydı açayım. Beni çok sinirlendiren şeyler oldu. Son videomun altına yorum yapan Demet Hanım diyeyim artık. Benim buradan da söylemek istiyorum. Yoruma cevap verdim ama daha da doyamadım büyük ihtimal. Yani ben kimseye zorla videolarımı izletmiyorum. Değil mi? Bunu en iyi sizler biliyorsunuz. İzlemek istediğiniz için benim videolarıma giriyorsunuz. Ben de sizler video çekmemi istediğiniz için devam ediyorum. Herkes zaten video çekmemi bırakmamı isteseydi çoktan bırakırdım. Ama seven kadar sevmeyen de var elbet. Hiç umurumda değil, sevmeyenlere söylüyorum. Ben vlog çekmeye devam edeceğim. Neymiş efendim, vlog çekmeyi bırak. Bırakmıyorum. Sana inat, yine çekeceğim. Hiç sıkıntı yok. Neyse, şuna geçeyim. Arkadaşlar otelde bu şekilde çalışıyoruz. Bone takıyoruz. Böyle pembe bir bone. Yani olduğu kadar bilmiyorum. Ondan sonra şöyle Lyra yazan otelin tişörtünü giyiyorum. Sonra şu renk bir pantolon giyiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz işte. Ne? Ceket kendimi. Öyle üşümemek için giydim. Ejder de ceket de söyle diyor da. Evet. Ne yapacağız bugün bilmiyorum. İşe gideceğim, çalışacağım. Birçok çıkışım varmış büyük ihtimal. Yani onlarla uğraşacağım. Akşam olunca büyük ihtimal videoya devam ederim. Ara ara da çekmeye çalışırım. O zaman beklemede kalın. O zaman gidelim. Evet arkadaşlar, işten çıktık, sonra annemin yanına geldik, annem güllere geldik. Çünkü annem biraz rahatsızdı, geçmiş olsun demek için geldik. Şimdi komşumuzun bir bahçesi vardı, orada dedim çağla eriktir falan, öyle bir ağaç var mı acaba diye bir bakmaya girdik. Hiç bulamadık, hep zeytin, nar ağacı. Burayı da size bir göstereyim. Hepsi zeytin ağacı. Şunlar da nar ağaçları. Çiçek açmış ama. Nerede çıkar herhalde. Allah'ım güzelliğe bak. Ne dedin aşkım? Bu da zeytin. Hayır, şey zeytin zaten sayın seyirciler. Başka bir şey yok. Bugün hava da çok güzel. Bu ne ağacı? Hiç bilmiyorum valla. Süs ağacı, süs ağacı bu. Annem gelin evde. Burada. Neyse gidelim bakalım eve. Ana, kaya ne diyor burada? Evet arkadaşlar, eriği sonunda bulduk. Hemen cepleri doldurduk. Ejder, Barış, ben birden üçümüze saldırdık. Herkes ceplerini doldurdu. Birazcık yedik, çok ekşiydi ama. Daha böyle tam erik olmamıştı. Öyle. Şimdi de oturuyoruz Barış'la birlikte. Dışarıdayız. İşte öyle. Şimdi eve gireyim, bir de annemi sizlere çekeyim. Evet, annemi ziyarete geldik. Annem hastalanmış. Evet, ben çok hasta oldum. Hakime, serumla, iğnele. Neydi o ya? Narkoz demişim. Kız neydi? Oksijen. Heh. Ne? Oksijen taktılar. Hava. Bir de... Ya isimden bilemiyorum ondan da. İki çeşit bir şey taktılar. Biri ne demiş ana bana, biliyor musun? Ne demiş? Çok düzensizsin, sen vlog çekmeyi bırak demiş. Düzensizsin demiş. Benim kızım çok düzenlidir ama bu sıra çalışıyor. Çok yoğun çalışıyor. Bir de evde misafirleri. Biz geliyoruz. Eşinin tarafı geliyor. Yani çok... Anne, inek kokluyor. Ciddi misin? Yo, ben ayrı giyerim. İnek sağmaya mı gittin geldin? Sağdım geldim ama üzerime ceket giydim ayrı. Tişörtüm de vardır ben şimdi. Ne oldu be? Bir şey çıktı mı? Ne çıkacak Mehmet? Kızım, Allah, merhaba, merhaba. Babam geldi. Dur. Babam da hastaydı. Onu da geçmiş olsun. Sağ ol. O da belinden hasta. Evet arkadaşlar, işten çıktık, eve geldik ve şimdi Ejder, Barış, ben manavgata gideceğiz. Saçlarını düzeltiyor. Manavgat'a gideceğiz. Birazcık işlerimiz var. Orada bir de yemek yiyeceğiz. Sonra da evimize geri geleceğiz. Bizi çöpümüz böyle atacak.
Onu atacağız ve otobüse bineceğiz. Görüşürüz orada. Ya arkadaşlar montu falan giydim, o kadar sıcak ki dedim ne yapıyorum dedim ya. Bir de Antalya gibi bir yerde yaşıyorsun. Montu giymişsin. Barış da şöyle bir mont giydi. Donuyoruz. Ben donmuyorum, yanıyorum. Ya Allah'ım ben bu adamı çok seviyorum ya. Ha? Ben de bu kadını seviyorum desene. Ben seni çok seviyorum canım. Evet arkadaşlar, çoktan Manavgat'tan döndük ve ben size çekemedim video. Çünkü zaten bir şey yapmadık, para bozdurduk. Oradan da bir yemek yedik, eve alışveriş yaptık, geldik. Şimdi de BİM'den çıktık. Barış'ı gördüğünüz üzere zaten elleri poşet dolu. Gerçekten çok ağır ama biliyor musunuz? İnanılmaz ağır. Ama kocişim aslan gibi olduğu için sıkıntı yok yani. Arkadaşlar beni böyle görmeye pek alışkın değilsiniz, farkındayım. Ben de alışkın değilim. Önceden hep böyleydim. Fakat evlendikten Ay, sonra bayağı bir değişmiştim. Şimdi ya, de Ejder'in mezuniyet töreni var bugün. 5. sınıfa geçiyorlar. Ay merhaba. Onun için böyle hazırlandık. Barış, Ejder, ben gidecektik. Fakat Barış'ı... Abimle konuşuyorlar şu an. Barış'ı işten çağırdılar. Çok acil yapılacak işler var diye. Biraz moralim bu yüzden düştü. Abim gelecek. Sonradan bizlere katılacaklar. Ejder'i ben izleyeceğim sadece büyük ihtimal. Abisi yanımızda olamayacak. Ama size de oraları göstermek istediğim için videoya başladım. O zaman okulda görüşürüz. Bye. Evet, gidiyoruz. Evet arkadaşlar, geldik, şimdi oturduk, bekliyoruz. Birazdan başlayacakmış gösteri. Çikolata verdiler girişte, hemen Barış ağzına attı. Arkadaşlar en son nerede kaldığımızı inanın hatırlamıyorum. En son mezuniyette falan kaldık galiba. Daha sonrasını sizlere çekemedim tabii ki de. Uyum kurusun. Böyle çok değiştim artık. Ve sizlere bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz otelde çalışıyordum. Katçı olarak son 2 aydır neredeyse ve bir karar alıp bugün otelden çıkışımı aldım. Daha doğrusu hani işi bıraktığımı söyledim. İşi bırakmak istediğimi. Onlar da tamam dediler. Hani anlayışla karşıladılar anlattıklarımdan dolayı. Çıkışımı alacaktım. İşte anahtar teslim etmem falan gerekiyordu. Anahtarı da evde unuttuğum için yarın almaya gideceğim. Bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım. Birazcık kafam karışık, tam net. Bilmiyorum işte çıktım. Biraz çok yorulmuştum. Bir yandan da işin stresi, evin temizliği derken bayağı bir yoruldum. Ve dedim... Çıkacağım ben. Bir anlık öyle bir karar verdim. Bilmiyorum. Aklımda hayırlısı olur inşallah. Cümleleri de toparlayamıyorum farkındaysanız. Biraz da gerçekten ağır geldi bana bu katçılık. Ya katçılıkta da değil sadece sıkıntı.
Sadece yerin belli olmuş olsa onları yaparsın. Ama her yere oradan oraya, oradan oraya sürüklüyorlar. İnşaat pisliği temizle. Yani çok zorlandım açıkçası. Bugün de söyledim müdürüme. İşi bırakmak. Ay konuşamıyorum ben ya. Bakın gerçekten kendimi çok yıprandığımı hissediyorum şu son zamanlarda. Kendime bakamıyorum, eve bakamıyorum. Yani yemeği bile zor yapıyorum. Bayağı bir şey oldum. Bir dedim birazcık kafamı dinleyeyim. Bir iki gün dahil olsa zaten hemen işe gireceğim illaki. Bir iki gün bir şöyle bir kendimi toparlamak istiyorum. Yarın da şöyle bir dip köşe temizlik yapayım evdeyken. Sobayı sökeceğim. Daha sökemedik. Bir ton iş var. Onları da sizlerle yarın çekeceğim. Bu videom birazcık kısa oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yarın güzel bir video ile karşınızda olacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. 1000 abone olduktan sonra canlı yayın açabiliyormuşum. Normalde video çekemediğim için canlı yayın yapmak istiyorum. Ama canlı yayında 1000 abone olmayınca yapamıyorum. O yüzden arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.